Finans Express'ten günaydın. Bol kazançlı bir hafta olması dileğiyle programımıza başlıyoruz. Dijitalleşen dünyanın en yaygın kitle iletişim aracı olarak radyoculuk şekil değiştiriyor, kabuk değiştiriyor. Bugün radyoculuğu sektörün ekonomik boyutlarını ve radyo sektörünün uzun zamandır beklediği dinleyici ölçümü araştırmasını konuşacağız. Konuklarımız Türkiye'nin ulusal radyolarını çatısı altında toplayan Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği URYAD'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Olcay Yakay ve URYAD'la işbirliği içinde araştırmayı gerçekleştiren Nielsen'ın Türkiye Genel Müdürü Sayın Erdem Tolon stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Olcay Hanım. Merhaba, hoş geldiniz Erdem Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi konuk ettiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz kendinizi için. Kendinizi anlatma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Medyanın belki de atası olarak radyocuları temsilen buradasınız. Evet, teşekkür ederim. Şöyle yapalım. Biz öncelikle bir piyasa özeti, hafta sonu tabii neler oldu ve bir borsa bağlantısı yapıp kesintisiz bir şekilde sohbetimize devam tabii edelim dilerseniz. BIST 100 endeksi hafta %0,88 düşüşle 85.803,92 puandan kapattı. BIST 100 endeksi cuma günü önceki kapanışın 761,11 puan altına indi. Toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. Serbest piyasada dolar 2,60-28, euro 2,86-02 lira. Euro dolar paritesi 1,0985, sepet kur 2,73 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1204 dolar 36 sentten işlem görüyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da cuma günkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram satışı 100 lira 79 kuruş, Cumhuriyet altının satışı 677 lira 32 kuruş, çeyrek altının satışı ise 165 lira 25 kuruştan gerçekleşti. Ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 65 dolar 32 sentten işlem görüyor. İntegral menkul değerler piyasa analistlerinden Beslen Az Süllü yayınımızda. Günaydın Beslen Az. Günaydın Sinem Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar. Çok teşekkürler Beslen Az. Amerikan ekonomisine dair tartışmalar sürüyor tabii ki. Haftanın belli günlerinde senle ve diğer arkadaşlarımızla bunları tartışıyoruz. Geçen hafta enflasyon beklentinin 0,1 puan üzerinde 0,3 olarak geldi. FED tutanaklarının yayınlanmasının ardından Yellen bu yıl içinde faiz artışı mutlaka olmalı dedi. Dolar bizi 2,60'ın üzerine çıkmak için zorluyor. Dolar endeksi 95'in üzerine çıktı. Piyasa haftaya nasıl bir beklentiyle başlıyor? Dolarda ne bekliyoruz? Euro'da ne bekliyoruz? Senden dinliyoruz Beste. Açıkçası dolar konusunda piyasa halen daha kararsız. Çünkü FOMC tutanaklarından sonra Fed'in bu verilerle faiz arttırılamayacağını düşünen piyasaya rağmen Yellen çıktı ve şunu söyledi. Biz 2015'te bu işi halledeceğiz. Yellen aslında bir yerden de haklı. Çünkü 2014'te bunlar tapering'i bitirirlerken piyasaları tamamen 2015 hazırlamışlar ve sözlü yönlendirmelerini buna göre yapmışlardı. Bu nedenle eğer 2015 yılı içerisinde bir faiz artırımı gelmeseydi bu Fed'in ve özellikle de Başkan Yellen'ın sözlü yönlendirme başarısına ket vurabilir ve kredibilitesini azaltabilirdi. Bu nedenle şu anda 2015 yılı içerisinde bir faiz artışı neredeyse kesinleşti. Ama bu Haziran'da olmayacağı kanısında piyasalar. Daha çok Ekim ve Aralık aylarına yoğunlaşmış durumdayız. Çünkü yaz aylarında ilk olarak okulların kapalı olması zaten perakende satışların ve tüketici harcamalarında belirli bir seviyeye düşmesine neden oluyor. İkinci olarak ise savunma sanayi fabrikaları yazın kapalıdır. Bu nedenle verilerde mevsimsel olarak bir düşüş hissedeceğiz. Bu aşamada Eylül ayını pas geçebilir ve daha çok Ekim ve Aralık aylarına yoğunlaşabiliriz. Şimdi eğer FED bu sene kademeli olarak bir faiz artırımına girer ve bunu Aralık'ta yaparsa 2016 yılı boyunca 8 tane toplantımız var. Bu da 1.75 gibi bir 2016 sonunda faize tekabül ediyor. Bu aşamada ABD şu an için sıkılaşma saflarına girme hazırlanıyor diyebiliriz. Ama bir yandan da Euro tarafı için aynı şeyleri ne yazık ki söyleyemeyeceğim. Çünkü Yunanistan tekrardan bir kabus gibi hortladı ve
IMF'e olan toplamda 1.6 milyar euroluk borcunu ödeyemeyeceğini resmen açıkladı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Piyasalarda doların elini biraz daha kuvvetlendiren bir veri oldu. Bu aşamada dolar Türk lirası da dolar endekse bağlı gelişmelerde 2.60'ın üzerine şu anda test etmeye ve bu seviyeyi destek olarak alınmasına neden alıyor. Beslenen tabii bir de Yunanistan, İspanya'da yapılan yerel seçimler var. Gerçi iktidar partisi kazandı ama seçime katılım oranı %64 ve %11 kayıp var geçmişe kıyasla oy oranında. Syriza'nın belki kardeşi diyebileceğimiz Podemos'u biraz daha önde görüyoruz. Bu yerel seçimlerin bu hafta piyasaya ne gibi bir etkisi olur? Kısaca alalım senden lütfen. Şimdi İspanya'da aslında işler biraz daha yoluna girmeye devam ediyor. Bu nedenle ekonomik tartışmalar yerini biraz daha söndürdüğü için belki halkın ilgisi de sandığa düşmüş olabilir. İkinci olarak ise Yunanistan'da bakalım. Şimdi Yunanistan'da artık ekonomiyi ne Podemos kurtaracak ne Syriza kurtaracak. Burada önemli olan şu, Syriza gerekirse Avrupa Birliği'nden çıkarız diyor. Podemos ise ne olursak olalım biz Avrupa Birliği'nin bir üyesiyiz diyor. Aslında burada Syriza'nın akıllık etmesi lazım ve bir halk referandumuna erkenden gitmesi lazım. Avrupa Birliği konusunda halkın nabzını ölçmesi lazım. Çünkü şu an için Syriza'nın yetkilerine baktığımız zaman özellikle bir başbakan var Tsipras ve oldukça Yunan halkına güven veriyor ve ekonominin yumuşak karnı dediğimiz emeklilerden hiçbir şekilde kesintiye gitmeden Yunanistan'ın haklarını savunmaya çalışıyor. Diğer yandan ise Podemos Yunanistan'ı suçlayarak sen ekonomiyi yönetemiyorsun ve Avrupa Birliği konusunda da bizi birlikten çıkartacaksın şeklinde bir takım suçlamaları var Syriza'yı. Bu aşamada Syriza'nın yapacağı en büyük şey referanduma gitmek olacak Avrupa Birliği konusunda. Şu an için Avrupa Birliği'nde şu şekilde bir hareket olabilir ki Alman Maliye Bakanı Schäuble da şu şekilde bir ifade kullandı. Resmi makamlardan yalanlama gelmedi. Aynı Karadağ örneğinde olduğu gibi Yunanistan Euro'dan çıkabilir fakat Euro para birimini kullanmaya devam edebilir. Eğer bu gündemimize gelirse Yunanistan'ın çıkış süreci biraz sancılı geçebilir. Bu aşamada Avrupa Birliği'nde Yunanistan'ın bir zincir yaratmaması için bunu en rahat bir şekilde çözmeleri gerekiyor. Ama şu an için Almanlar biraz Tsipras'ın boynunu bükecek gibi duruyor. Çünkü baştaki o sosyalist tavırları sebebiyle Almanların en başta olmak üzere hiç hoşuna gitmemişti. Peki çok teşekkür ediyoruz İntegral Menkul Değerler piyasa analistlerinden Beslenen Sürlü'ye değerli yorumları için. Televizyonculuk çok renkli bir dünya gibi algılanır ama birçoğumuz için herhalde radyoculuk daha canlıdır. 80'lerde 90'larda çocukluğu geçen hepimiz için bir Good Morning Vietnam değil mi? Efsanesi vardır. Radyoculuk deyince hepimizin aklına bu geliyor tabii ki. Radyo yayıncılığını sektörel olarak bir değerlendirelim dilerseniz başta. Radyo yayıncılığı ne durumda Sayın Akar? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Radyo aslında dediğiniz gibi çok eski bir mecra. Türkiye'de 1927'lerde ilk kamuyla başlayan bir mecra. 90'larda özellerin çeşitlendirdiği, 92'lerde belki sizler daha gençsiniz hatırlar mısınız bilmiyorum. O dönemlerde radyolar herhangi mevzuata tabi olmadıkları için kapatılmıştı özel radyolar. Çok ciddi bir kitle direnişi oldu o zaman. İşte 93'te bir mevzuat başladı. O mevzuatla birlikte yeniden çeşitlendi. Şu anda 1059 radyo karasal yayın yapma hakkına sahip Türkiye'de. Buna uyduları da kattığımızda 1250 gibi çok büyük bir yelpaze. Bunun hepsini topladığınızda aslında baktığınızda Avrupa Birliği'nin toplam ülkelerinin genelini toplayın. Bu sayıya erişemezsiniz. Yani Türkiye'de çok geniş bir yelpaze var radyoculuk konusunda. Sektörün bu büyük yelpazeden aldığı reklamdaki pay çok düşük olduğu için maalesef sektör henüz bir kurumsallaşma sürecine giremedi.
Yani birlikte bir hareketlenme, teknolojik gelişmelerle birlikte ayak uydurup o gelişmeleri içinde sindirip sektörü biraz daha yükseltebilecek boyuta getiremedi. Aslında yani 1920'lerden bahsediyorsunuz, evet, sektörün ilk başlangıcı olarak. Peki bu kurumsallaşamamanın sebebi ne? Çok da yeni değil netice itibariyle Türkiye'de. Doğru, radyo. Çok haklısınız. Kurumsallaşmamanın sebebi bir kere radyo Türkiye'de henüz radyoda, televizyonda maalesef bir düzenleme yapılamadı Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından. Düzenleme yapılamadığı için de kurumlar yeterince yatırım yapıp sektörü geliştiremiyor. Yani biraz önce bahsettik, 1059 tane radyo. Bunlar içerisinde aktif olan belki 900 küsur tane. Fakat bunların hepsinin aldığı radyodan pay, reklam pastasından pay 2.31 gibi bir rakam. Çok düşük bir rakam. Yani sektör sizi geliştiremiyor, siz sektörü geliştiremiyorsunuz. Çünkü elinizde ne olduğunu bilemiyorsunuz. Yani bir düzenleme yapılamadığı için sektörün teknik sorunları çok fazla. Teknik mesela, bağlamda. Mesela frekans aralıkları çok az olduğu için interferans sorunları çok fazla. Yerel yatırımcımız çok fazla, yerel yaklaşık olarak bölgesellerle birlikte 900 küsur tane radyo yayıncısı var. Onların yeterince sektöre yatırım yapmamalarının sebebiyle orada kısır döngüye girmiş bir kısım var. Şu anda bahsettiğimiz bu 1059 radyonun yalnızca 30 küsur tanesi, 38 tanesi ulusal radyo. Bu 38 ulusal radyo yaklaşık olarak %70 geliri alıyor, %3 payı olmasına rağmen yüzdesel anlamda. Gelişen kısım çünkü yalnızca burası. Bölgeseller ve ulusal radyoculuk kısmı. Evet, ulusal radyo ve ulusal radyoların bünyesinde olan yerellerde daha aktif gelişemiyor. Dolayısıyla hepsi bir kısır döngüye giriyor. Araştırmamız yeterince olgunlaşmamıştı. Biz 2003 yılına gelene kadar ölçümlenememiştik. Yani 93'te özel radyoculuk başlıyor. 2003 yılına gelene kadar bir ölçümlenme olmuyordu. 2003 yılında ilk kez bir araştırma yaptık biz. Evet. Rating araştırması. Fakat o da mevzuata uygun olmadığı için 12 yılında sonlandırıldı. İşte daha sonra mevzuata uygun ikinci bir araştırmaya Nisan diye geçtik. Ya yani ölçümlenmeyen bir piyasa tabii ki yeterince pastadan pay alamıyor. O süreci de biraz sancılı yaşadık. Biz 2003'lerde %5'lerden aldığımız payı hani ölçümlendiğinizde ne yaptınız diye sorarsanız o dönemde de çok parlak da geçti sayılmaz yani. Yani sektörün kemikleşmiş bazı sorunları var. İşte tüm bunları hani masaya sardığınızda biz URIAT olarak ilk kez bir çatı altında bir şeyleri toplayıp sektörün sorunlarına ortak bir çözüm bulabilir miyiz diye masaya oturduk. Ulusal radyo yayıncıları olarak. Yaklaşık olarak 2 yıl önce bunu kurduk. Ve sektörün hemen hemen bütün grupları bizimle birlikte, birkaç büyük grup haricinde ortak sorunlara çözüm bulmak için hareket etmeye başladık. Bu da sanırım önümüzdeki yıllarda daha kolay çözümlere ulaşmamıza sebep olacak. Bir sonraki belki sorunuzda onu da cevaplama fırsatımız olur. Mutlaka. Bu tip bir çalışma içerisindeyiz. Umarız URIAT olarak sektörün beklentisine cevap verebilecek aktif çalışmaları sağlayabiliriz. Ve bir büyüme sağlarız orada. Bir kurumsallaşma sağlarız ticari. Böyle bir girişim başladığına göre mutlaka arkasından bir dinamizm gelecektir. Evet. Sayın Erdem Tolon, Olcay Hanım'ın bahsettiği bu araştırmalarda yıllarca hep dinleme oranları ile ilgili şaibeler konuşulurdu mesela piyasada. Siz de çok bilindik uluslararası bir araştırma şirketinin Türkiye temsilcisisiniz. Umuyoruz ki bu şaibeler sizin yaptığınız araştırmayla ortadan kalkacaktır. Bu dinleyici ölçümü araştırmasını biraz detaylandıralım isterseniz. Ekonomik boyutunu biraz daha araştırmacı gözüyle bize anlatabilir misiniz? Reklam yatırımını demin Olcay'ımla bahsetti. Türkiye'de yaklaşık 2.7 milyar dolarlık bir pastadan bahsediyoruz. Tüm mecraları kapsadığımız zaman. Tabii kişi başına düşen reklam harcamalarını indirgediğimizde 35 dolarlık bir rakam karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde şu anda 323 milyar dolarlık bir reklam harcaması söz konusu. Gelişmiş ülkelerde baktığımızda kişi başına düşen reklam harcamaları, örnek verelim, Norveç'te 500 dolar, Almanya'da 350 dolar, İtalya'da 400 dolar gibi rakamlara rastlayabiliyoruz. Evet. Genel olarak baktığımızda Türkiye'de zaten sadece radyo üzerinde değil, diğer mecralar üzerinde de radyo reklam harcamasının, reklam harcamanın düşük olduğunu görebilmekteyiz. Reklam harcamalarını incelerken esasında biraz genel perspektiften bakmak gerekiyor.
Bizim PES dediğimiz bir model var. Politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörlerin reklam harcamalarına direkt olarak etkilerinin ölçümlenmesi gerekiyor. Tabii burada öncelikli olarak ekonomi ön plana çıkıyor. Burada gayri milli hasılayla reklam harcamaları arasındaki korelasyona baktığımız zaman pozitif bir korelasyon görüyoruz. Yani geçmiş yıllarda gayri milli hasılanın artış gösterdiği senelerde reklam harcamanın arttığını, bunu bir paslı olarak düşünebilirsiniz. Reklam harcama paslısı büyüdükçe tabii tüm mecralarda daha fazla kazanıyor. İkinci bakış açısı ekonomik olarak baktığımızda enflasyon. Evet. Enflasyonla reklam harcamalarının büyüme oranları arasında negatif bir korelasyon olduğunu görmekteyiz. Diğer faktörlere baktığımızda Olcay'ın da demin bahsettiği birçok esasında politik derken yönetmeliklerden bahsedebiliriz. İşte reklam sürelerinin 60 dakikadan 12 dakikaya çekilmesi bir faktör. Reklam sürelerinin kısaltılması arz talep dengesinde fiyatların artmasına sebep oldu. İlk başta sektör tarafından tabii olumsuz olarak karşılanabiliyor. Yani reklamda kısıtlamaya gidiyoruz. Ama esasında baktığınızda tabii talep aynı kaldığını ve arzı kestiğiniz zaman fiyatlarda artış olduğunu çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Nissan grubu olarak biz dünyada yaklaşık 100'den fazla ülkede 40 bin çalışanla araştırma sektörüne hizmet vermekteyiz. Birçok ülkede televizyon, internet, radyo, basın, izleyici ve dinleyici ölçümü gerçekleştirmekteyiz. Az önce bahsettiniz. Bu bir sıralama araştırması olduğu için, bunu biz şaibe demiyoruz da bir sıralama araştırması olduğu için sıralamada düşen firmalar tabii negatif yorumlarda bulunabiliyorlar. Yukarı çıkan firmalarda mutlu olabiliyorlar esasında. O yüzden bu gibi haberler esasında dünyanın her ülkesinde karşılaştırılmakta. Ama biz Uluat'la yapmış olduğumuz işbirliğinde Türkiye'de biliyorsunuz RTÜK kanunu var bu konuyla tabii ilgili olarak. O mevzuata, o öğretmene bağlı olarak veri üretmeye devam etmekteyiz. Bu tarafta tabii dijitalleşen dünya içerisinde Türkiye'de 2.7 milyar dolarlık bir reklam paslından bahsediyoruz. İlk sırada %50 üzerinde oranla televizyon mecrası gelmekte. Bu sene esas 2014 yılı dijitalciler için çok mutlu bir sene oldu. Çünkü ilk defa ikinci sıraya taşındılar. Yani basını geçerek internet, dijital, mobil, search dahil olarak baktığımızda ikinci sıraya geçerek şu anda ikinci konumda en büyük mecra olarak dijitali görmekteyiz. Üçüncü sırada gazete ve dergilerden oluşan basın, dördüncü sırada outdoor ve beşinci sırada da radyo olarak sıralama devam etmekte. %2.3'lük oran esasında herkesi ilk başta üzüyor. Ama ben genel toplantılarda ve sunumlarda şunu söylüyorum. Hiç merak etmeyin. Yunanistan'a bakın %6'lık bir oran var komşu ülkelerden. İtalya resesyon yaşıyor. Şu anda ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyor. %5 civarında bir paslaya sahip radyo mecrada. Bu esası bizim için önümüzde gidecek çok yol olduğu anlamını ifade etmekte. Burada tabii ekonomik faktörlere sadece bağlamamak gerekiyor. Biz yani benim bakış açım mecranın etkinliğinin ölçümlenmesinin esasında çok büyük bir katma değer yaratıyor mecraya ama sadece erişim bazında değil. Uluat'ta biz bunu başardık. Erişim araştırması bir ilk olarak start verdik ve şu anda hangi radyo kanalının, hangi ses grupları, hangi demo bilgileri bazında ne kadar erişim sağladığını sektörü raporlayabilmekteyiz. Ama bunun haricinde rezonansın da ölçümlenmesi gerekiyor. Yani erişim şudur, doğru hedef kitleye ulaşabiliyor muyuz bu mecrayla? Evet, ulaşabiliyoruz. Peki sadece bu başarı için gerekli olan içerik midir? Hayır. Yapmış olduğunuz content, içerik, reklam, mesaj doğru şekilde tüketici tarafından algılanıyor mu, algılanmıyor mu? Beğeniliyor mu, beğenilmiyor mu? Onun da ölçümlenmesi gerekiyor. Şöyle düşünün, biz bu programı yapıyoruz ve Türkiye'deki hedef kitlemizin %80'ine ulaştık. Ama programın içeriği beğenilmedi. O zaman sonuç olarak olumlu bir sonuç bekleyemeyiz. Değil mi? Yani, tabii ki. Üçüncü başlıkta reaksiyon kısmı. Doğru kişilere eriştik. Rezonansımız da yüksekti. Yani hakikaten içeriğimiz gayet başarılıydı. Doğru reaksiyon alıyor muyuz, almıyor muyuz? Bunu da reklam verenlere çok net şekilde raporlanması lazım. FMCG üzerinde konuşursak bizim böyle bir modelimiz var. Ne kadar reklam harcaması yaptık? İçerik araştırmamız, içeriğimiz doğru muydu, değil miydi? Ve ne kadar satışa döndü? Bu üç denklem, 3R kuralı diyoruz buna. 3R kuralı bağlamında bakıldığı zaman radyo ile ilgili olarak ilk başta erişimi yaptık. Bu sene içerisinde geçen ay rezonansla ilgili bir araştırma yaptık. Hangi programcı, hangi programlar beğeniliyor, beğenilmiyor, ne kadar beğeniliyor. Ve bu yıl içerisinde de reaksiyonla ilgili olarak radyo reklam harcamanın satışa geri dönüş olanlarının hesaplanmasını gerçekleştireceğiz. Harika. Tabii ki. Ekonomik boyutuyla ilgili bir ufak şey daha eklemek istiyorum. Tüm dünyada baktığınızda gayri safi milli yurt dışı hasılaya göre reklam şeylerini bir analiz ediliyor. Türkiye'de bu oran, yani medya yatırımları toplam olarak baktığınızda, radyoya ayrıştırmadığınızda, gayri safi yurt dışı hasılaya %35'i gibi, %35'i gibi çok küçük bir şey. Bu dünya ortalaması %75. Yani Türkiye'de biraz önce Erdem Bey'in bahsettiği gibi burada hazır bekleyen ciddi anlamda sıkışmış bir bütçe var. Fakat onun henüz aktarılması sağlanamadı. Yani o yüzden aslında piyasa, yani radyo sektörü anlamında ciddi cazip bir piyasa. Peki bu
bu dünya standardıyla bizdeki standart arasındaki fark binde 75 ve binde 38. 35 dediniz. 2015'te hedeflenen binde 38 yani bir %3'lük daha. Demek ki bir bu kadar daha gidilecek. Aynen öyle, yol var. Peki çok bu ciddi. uyuyan reklam pastasını, uyuyan piyasa payını nasıl uyandırmayı planlıyorsunuz? İşte, burada bir katalizöre ihtiyaç var muhtemelen. Bu araştırma raporları bu manada size oldukça büyük bir destek sağlayacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında doğru. Başka neler var? Burada işte markayı biraz hani radyoyu markalaştırma. Bu sorun biraz önce bahsettiğim gibi aslında yalnızca radyonun sorunu da değil. Toplam olarak medya yatırımlarının sorunu. Erdem Bey'in bahsettiği gibi gelişmekte olan ülkelerde yani şu anda Yunanistan krizde ama Yunanistan'ı çok altında alıyoruz biz. Bizim altımızda olan işte Estonya gibi, Romanya gibi, Bangladeş gibi ülkeler var bundan payı. Yani bizden daha düşük pay alanlara baktığınızda. Bunu nasıl aktifleştirebiliriz? Bir kere ekonomik boyutu çok önemli. Yani bu ekonomiyle doğru orantılı. Yani son yıllarda da baktığınızda ekonomik büyümeye paralel büyüyor. Hı hı. Hani biraz belki Türkiye ekonomisinin gecikmiş büyümesi buna bir etken oldu. Oradan alınan pay. Çünkü reklam maalesef inandırıcılığını hani havaya atılmış bir para olarak bakılıyor. Ekonomik krizlerde de ilk tasarruf edilen nokta reklamlardır. İlk oradan kesintiye uğratılır markalar. Oysa markalaşma sürecinde hani bu aslında hepsi birbirini tetikliyor. Yazılı burada ve görsel medyada belki reklam veren hani elinde somut bir şey olduğunu düşünüyor ama radyoda hı-hı. Böyle bir düşünceye yaklaşamıyor mu? Orada da işitsel bir olay. Yani şu olsa dediğiniz gibi hani yalnızca radyonun sorunu var. O mevcut pastadan aldığı pay hı-hı. Çok düşük. 2.31. Ama sektörün bir sorunu var. Sektörün tamamı hala 1000'de 35 gayri safi yurt içi hasılada. Yani sektörü bir büyüteceğiz. Sektör büyüdüğünde radyonun orada aldığı payı da büyütmek gerekiyor. Ayrı içerisinde ciddi bir sorun. O da çok önemli bir sorun. Yani ekonomik büyümeyle ilgili bir paralellik gösterdiğini biraz önce Erdem Bey de bahsetti. Son 10 yılda özellikle ekonomik büyümeyle ilgili bir paralellik var. Mesela 2013 yılında %10 gibi medya yatırımları büyümüş. Evet. 2014 yılında bu biraz daha düştü sanırım %8, %9 civarlarında. Yani ekonomik büyümeyi sağladığımızda medya yatırımlarının büyümesini sağlayacağız. Bizim orada radyo olarak yapmamız gereken de o yatırımlar içerisinde 2.31 gibi çok komik olan bir payı ki bu Amerika'da %9'larda, Avrupa'da %5'ler civarında ortalama. Onu büyütmeye çalışacağız. İşte iyi bir ölçümlenme onun için ilk ayakta bizim için. Radyonun yeniden markalaşması ilk, yeniden tüketiciyle bizim sorun buluşmamızda bir sıkıntımız yok. VTA'da yaptırdığımızda %60 gibi bir erişimimiz var. O buluşmanın reklam verenler ve reklamcılar kanadına iyi anlatılmasını sağlayacağız inşallah. Peki o zaman bir haber turu arası verelim. Ondan sonra da biraz daha işin dijital boyutuyla tamam. Devam edelim. Hafta sonu ekonomi dünyasında neler yaşandı haber turunda izliyoruz. Yunanistan İçişleri Bakanı Nikos Voutsis 5 Haziran'da Uluslararası Para Fonu IMF'e yapılacak 1.6 milyar euroluk geri ödeme için Atina'nın yeteri kadar parası olmadığını söyledi. Yunan Devlet Televizyonu'na konuşan Voutsis IMF'e Haziran ayı ödemesi 1.6 milyar euro. Bu para ödenmeyecek çünkü ortada para yok dedi. Avrupa Birliği IMF ile Atina arasında yeni yardım paketi dilimini görüşmelerini sürdürüyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC'in Haziran ayındaki toplantısından önce petrol üretimi tabanını değiştirmesinin ihtimal dışı olduğuna ilişkin açıklama İran'dan geldi. İran Petrol Bakanı Bijan Zengane OPEC'in petrol üretim tabanını düşürmesi için bütün üyelerin onay vermesi gerekiyor dedi. Kasım ayında yapılan son toplantıda İran ve Venezuela gibi ülkelerin fiyatlarındaki düşüşü engellemek için üretimi kısma yönündeki çağrılarına rağmen Suudi Arabistan'ın etkisiyle pazar payını korumak için üretimi azaltmama kararı alınmıştı. Avrupa Birliği Ukrayna'ya 1.8 milyar euro kredi vermeyi kabul etti. Anlaşma altı eski Sovyet ülkenin liderlerinin katılımıyla Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Birliği zirvesinde imzalandı. Bu Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülke açısından tarihi bir anlaşma niteliği taşıyor. Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kreditörler Ukrayna'nın yolsuzluk için önlem alarak ekonomiyi serbestleştirmesini istiyor.
Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry içine düştüğü finansal krizi aşmak için dünya genelinde işçi çıkaracağını açıkladı. Çıkarılacak işçi sayısı verilmezken operasyonun akıllı telefon üretimindeki her safhayı kapsadığı kaydedildi. Halen dünya genelinde 7000'e yakın çalışanı bulunan BlackBerry operasyonlarının önemli bölümünü Kanada'nın Waterloo kentinin merkezinde gerçekleştiriyor. Suudi Arabistan mega kent projesi Kral Abdullah ekonomik şehrini 100 milyar dolar yatırımla 2035'e kadar tamamlamayı amaçlıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Ürdün'de düzenlenen toplantısında konuşan ve projeyi üstlenmiş olan imar grubunun CEO'luğunu yapan Fahad El Reşit mega kentin tamamlandığında bölge için bir lojistik ve imalat merkezi olacağını söyledi. Kral Abdullah ekonomik şehri tamamlandığında bölgenin lojistik ve imalat merkezi olması hedefleniyor. Kamunun katılım bankacılığı yapmak üzere başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Bu alanda ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım 29 Mayıs'ta resmi olarak faaliyetlerine başlayacak. Hali hazırda kuruluş çalışmaları devam eden vakıf ve halk katılımın da sektöre girmesiyle toplam katılım bankası sayısı 7'ye yükselecek. Türkiye'de her 4 kişiye bir araç, her 7 kişiye bir otomobil düşüyor. TÜİK verilerinden yapılan hesaplamaya göre yollardaki taşıt son 10 yılda %71.5 arttı. Bu dönemde otomobil sayısındaki artış ise %74 seviyesinde gerçekleşti. Taşıt sayısına bakıldığında İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekerken Tunceli ise 7503 ile en az taşıtlı il oldu. Türkiye'de Mart sonu itibariyle toplam 19.114.304 taşıt bulunuyor. Sayın Akay ve Sayın Tolun, şimdi az önce biz tabii Habertürk arasında kendi aramızda sohbet ettik. Fransa örneğini konuştuk. İnsanlar televizyondan çok radyo dinliyorlar. Siz de müşteriye, dinleyiciye ulaşmakta sorun yok dediniz. Evet. Peki medya bu kadar gelişirken, işte bir yeni medya olayı var. Her şeyin dijitalleştiği, internet üzerinden yayın yaptı. Radyoculuğun bu yeni alanda kendine belirlediği kulvar nedir ve sizin de araştırma sonrası yükselen pazar payı ile ilgili bazı yorumlarınız olacak. Buyurun Sayın Akar. Şimdi öncelikle dijitalle ilgili kısma geçmeden önce tekrar bir ekleme yapmak ihtiyacı duyuyorum izninizle. Bizim Türkiye'de bu mecranın erişimle ilgili biraz önce söylediğim gibi bir sorunu yok. %60 gibi bir erişimimiz var. Nielsen'in yaptığı araştırmada da günlük erişim %42, yani %42 dinlenirliğe günlük olarak sahibiz. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Bizim başında da belirttiğim gibi kurumsallaşmada ciddi bir sıkıntımız var. Maalesef Türkiye'deki radyolara baktığınızda radyoların hemen hemen %80'in üzerinde büyük kuruluşların altında. Yani televizyon kuruluşlarının altında. Şimdi %51 medyadan, reklam pastasından pay alan bir kuruluşun altında %2.31'lik bir radyonun bir önemi olmuyor. Yani işletmeci açısından bir önemi olmuyor. Evet. Genel olarak baktığınızda radyo televizyonun altında yer almayan gruplarda çok daha aktif, çok daha çalış sektörü aynen öyle çalıştırabilecek kıvamda düşünüyor, o aktivasyonda çalışıyor, o da sektörü öteliyor ve büyümesine sebep oluyor. Belki hani orada biraz daha televizyonların altında yer alan radyo kuruluşlarını kendi kuruluşları içerisinde de ayrıştırarak düşünüp... Televizyonun ezici bir üstünlüğü oluyor, evet, demek ki. Maalesef. %51 gibi bir oran. Korkunç bir oran yani. Şeye baktığınızda radyoyla karşılaştırılmayacak bir oran. Onu belki düşünüp hani orayı ayrıştırıp, çünkü radyo vazgeçilmez bir sektör. Radyo bizim dijitalde bahsettiğiniz dijitalleşme sürecine de çok hızlı ayak uyduran bir sektör. Yani teknoloji çeşitlenen, gelişen teknolojide yerini almakta da hiç zorlanmayan bir hele sektör. Hele ki hayatın bu kadar hızlı aktığı, trafiklerde saatlerimizin aynen geçtiği bir dünyada radyonun ehemmiyeti giderek artıyor. Aynen öyle. Hatta elimizde de bazı veriler var esasında bu konuyla ilgili olarak. Biz panel araştırması yürütüyoruz. 7500 birey üzerinde yürütüyoruz ki Avrupa'nın en büyük panellerinden bir tanesi. O yüzden oraya da çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir maddi destek verdi, yatırım imkanı tanıdı ve Türkiye'de bunu hayata geçirdik. Şu anda baktığımız zaman en çok dinleme karasalda gerçekleşiyor. %80 erişim oranıyla. Daha sonra televizyon. Televizyondan da radyo izliyor Türkiye'deki dinleyiciler. Ve online %16 ile.
Toplam evrene baktığımızda en fazla dinleme radyoda biliyorsunuz televizyonda prime time vardır. Herkes prime time bilir ama radyoda drive time vardır. Yani evden işe, işten eve giderken. Saat 7 ile 10 arası yani biz evden işe giderken toplam erişim %47 civarına ulaştığını görmekteyiz. Dikkat çekici sonuçlardan bir tanesi de en fazla radyo nerede dinleniyor sorusuna cevap olarak kime sorsak esasında araba diyebilir ama yapılan araştırmalar evde daha çok erişimin olduğu %51 oranında bir erişime sahip radyo hane bazında. Araba olarak baktığımızda da %46 civarında görebiliyoruz. Radyonun niye reklam yatırımlarının artması lazım? Çünkü AB hedef kitlede %51'lik bir erişime sahip ki reklam veren firmalar özellikle erişimi dikkate aldıkları için AB'ye erişebilmek için yüksek tüketim gücüne sahip insanla ulaşmak istedikleri için radyo esasında AB ses grubunda oldukça yüksek bir erişime sahip. Kadın erkek ayrımında erkeklerin daha fazla radyo dinlediğini görebilmekteyiz. %36 kadınlarda, %48 erkeklerde bir erişim oranına sahip. Yaş gruplarında da Türkiye zaten genç nüfusa sahip. 25-34 arasında %48'lik bir erişime sahip radyo. Yani genç hedef kitleye ulaşmak için de ideal mecralardan bir tanesi. Tabii yapılan araştırmalar bir sonuç üretmek zorunda. Biz de bu sonuçları takip ediyoruz. Çünkü Nielsen grubu hem erişim yani dinleyici ölçümünü raporluyor hem de reklam harcamalarını raporluyor sektörde. Burada baktığımız zaman Ocak-Nisan 2014 ile Ocak-Nisan 2015 yani araştırmanın olmadığı dönemle araştırmanın olduğu dönemi karşılaştırdığımızda reklam süre saniyelerinde %8'lik bir artış görüyoruz. Toplamda 29 milyon süre saniye olan geçen sene Ocak-Nisan'da radyo reklam süre saniyeleri 2015'te 32 milyon civarına çıktı. Bu bizim için çok büyük sevindirici bir haber. Çünkü demek ki hakikaten doğru bir ölçümlemeyle, doğru bir raporlamayla, doğru zamanda raporlamayla esasında reklam verenlerin reklam yatırımını arttırma şansına sahipsiniz. Bunu tabii sektörleri incelerken hiçbir zaman tek başına düşünmemek gerekiyor. Radyo mecrası birçok reklam verenle konuştuğunuzda global artık ses diyorlar. Çünkü radyo artık bildiğimiz bu geleneksel radyo kanalı değil. İnternette, dijitalde, bilgisayarda, tablette dinleme şansına sahipsiniz. Değişik aplikasyonlar sayesinde dilediğiniz müziği dilediğiniz zaman dinleyebiliyorsunuz. Veya demin bahsettiğim gibi televizyonda artık radyo dinleyebiliyorsunuz. O yüzden ses olarak biz bakıyoruz. Yani ekran gözetmeksizin, cihaz gözetmeksizin radyo esasında sestir ve bu şekilde incelenmesi gerekiyor. Genel olarak reklam yatırımlara baktığınızda ufak bir not söylemek istiyorum. Türkiye'deki en ucuz mecra esasında %51 pay alıyor ama televizyon mecrası birim kişi erişim maliyetine baktığımızda. Çünkü televizyon erişimi çok fazla ve birim kişiye indirgediğimiz zaman süre saniye bazında ve rating bazında esasında en ucuz mecra televizyon mecrası. Televizyon mecrasının fiyatı esasında diğer mecraları da etkiliyor. Yani televizyon mecrasının fiyatları düşük olduğu için diğer mecralar da mecburen ona göre pozisyon almak zorunda kalıyorlar. Ama tabii bizim Nielsen grubu olarak amacımız burada toplam reklam pastasını büyütmek. Yani bizim hiçbir zaman biz televizyona, radyoya, internete, basına ayrı ayrı bakmıyoruz. Toplam pasta büyüdüğü takdirde esasında tüm mecralar büyüyecek ve otomatikman esasında araştırmalarda daha fazla yatırım olacak ve daha güzel araştırmalar satabileceğiz. Araştırmanın meyvelerini şimdiden toplamaya başlamışsınız bile. Çok tebrik edelim biz sizi bu arada. Bol bol da başarılar dileyelim. Daha fazla radyo dinleyelim. Reklamda da payınız artsın umuyoruz. Uriyat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Olca Yakay ve Nielsen Türkiye Genel Müdürü Sayın Erdem Tolan katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük Finans Express'in sonuna geldik. Yarın sabah 9.15'te ekonomideki gelişmelerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Finans Ekspresi sundu.